Merhaba arkadaşlar, Solidworks 2019 ile birlikte montaj kısmındaki eğitimimize devam ediyoruz. Yol montaj komutunu göreceğiz arkadaşlar. Bunun için bir çizim yapıyor olacağız. İsterseniz siz eklerden hazır dosyaları indirerek çalışmayı yapabilirsiniz. Parça kısmına tıkladım arkadaşlar. Evet şu an parça kısmı açılmakta. Burada e, bir çizim yapacağım. Bir yol datası oluşturacağım arkadaşlar. E, ön düzlemi seçtim. Sağ tık yaptım. Çizim ortamına girdim. E, i̇lk olarak e, merkez dikdörtgen komutuna tıklıyorum arkadaşlar. Tam şöyle merkezde, merkezden seçelim arkadaşlar. Çok da önemli değil aslında. Akıllı ölçülendirme ile bu kısımları ölçülendiriyorum. 250 mm olacağını söyledim. Bu kısma geldim arkadaşlar. Bunun da e, 180 mm olacağını ifade ettim. E, bu şekilde çıktım. Ve e, ekstrüzyon ile katı oluşturacağım. 10 mm olarak bunu gerçekleştiriyorum. E, daha sonra bu kısımda arkadaşlar e, çizim yapacağım. E, çizim kısmına geldim. Baktım benim şuradaki tool'larım kaybolmuş. Hemen e, kişiselleştir kısmından... Varsalığını sıfırla diyelim. Bu kısımda bir sıfırlama yapalım tamamlayalım. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız siz de bunu yapabilirsiniz. Dik bakalım arkadaşlar. Burada yine merkezi de dikdörtgen oluşturacağım. Daha sonra radyüs kısmına geldim. Hepsini seçtim arkadaşlar. Radyüs değerimi de 25 mm yapacağım ki biraz daha geniş rahat bir yörünge oluşsun. Okeyledim arkadaşlar. Sketch kısmından çıktım. Bu şekilde bir yol datam var. Şimdi bununla ilgili bir de renklendirme yapalım. Montajda kullanacağımız için. Ee, şöyle bir ton olması yeterli. Okey dedim. Daha sonra kayıt altına aldım arkadaşlar. Buna yol diyorum ve okey diyorum. Şimdi ee, bununla ilgili işlemlerimi tamamladım. Kapattım arkadaşlar. CTRL'e ne dedim. Yeni bir parça açıyorum arkadaşlar. Şimdi bu yörünge üzerinde gidecek geometrimi oluşturacağım. Çizim kısmına geldim. Buradan ee, bir tane daire oluşturuyorum. Dairemin ölçülendireceğim arkadaşlar akıllı ölçülendirmeyi de e, bu kısımda vereceğim ölçü 20 mm olacak e, çap değeri olarak okeyledim daha sonra çıkıyorum e, bunu da ekstrizyon ile katıya çevireceğim arkadaşlar değerimi 30 mm olarak yaptım ve OK Şimdi yol ile bunu çakıştırmak için bir noktaya ihtiyacım var. Bu noktayı da referans geometri kısmından nokta kısmına tıklayacağım ve şu edge'i seçip arkadaşlar OK Bu şekilde noktamı da oluşturdum. Artık bunu da renklendirebilirim. Renklendirme işleminde şu şekilde yapalım. Ee, OK dedik. İşlemimizi tamamladık. Kayıt altına alalım arkadaşlar. Buna da silindir diyorum. Silindir dedim. OK dedim. İşlemi tamamladım. Artık bu kısmı kapatıp montaj ortamına geçiyorum. JTRL'e ne yaptım arkadaşlar? Montaj kısmına çift tıkladım. Montaj ortamında parçalarımı çağırarak arkadaşlar bir yol montaj komutunu nasıl kullanabiliyoruz? O kısma bakıyor olacağız. Şimdi ee, burada yol ve ee, ikincisi silindir parçamı aç dedim arkadaşlar. İlk olarak silindir parçam geldi, ekrana bıraktım. İkinci olarak yol parçam geldi, onu da ekrana bıraktım. Ee, şimdi baktığımızda ee, silindir parçam şu an sabit. Buna sağ tık yapıyorum, yüzer hale getiriyorum. Diğer yolumu ise ee, ne yapabilirim? Sabit hale getirebilirim, herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi montaj kısmına tıkladım arkadaşlar. Standart montaj ilişkileriyle ilgili bir şey yapmayacağız. Gelişmiş montaj ilişkilerinde Yol montaj ilişkisine bakıyor olacağız. Şimdi bu kısmı tıkladıktan sonra bakın ilk önce bileşen tepe noktası diyor. Bu arkadaşlar geometrimin üzerinde e, şu geometrimin üzerinde oluşturduğum nokta bunu seçeceğim. Nokta gözükmüyor eğer gözükmüyorsa arkadaşlar şuradan noktaları görünür hale getirin. Bakın noktamız şu an görünür halde noktamı seçtim. Yol seçimi yol seçimini e, yapmak için arkadaşlar selection manager kısmına geliyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8 bu şekilde parça parça seçtim. Veya açık döngü ise açık döngüyü veya kapalı döngü ise bu bir kapalı döngü arkadaşlar. Kapalı döngü işaretleyip tek bir seferde seçebilme imkanımız bulunmakta burada. Bu kısmı okeyliyorum. Bakın okeyledim. Ne yaptı? Direkt noktayla yörüngemi birbirine ee, üzerine e, çakıştırdı arkadaşlar. Okey diyorum. Buradan da çıkıyorum bakın. Şimdi bunu sürmeye çalıştığımda noktayla yörünge yapışık fakat geometrimde oynamalar var. Bakın aşağıya düşüyor dalgalanıyor vesaire. Bununla ilgili ayarlamaları yapacağız. Yol montaj ilişkisine geleceğiz tekrar. Buradan unsuru düzenle kısmına tıklıyorum. Ee, bakın şu kısımda yol sınırlandırma var. Yol sınırlandırma yol boyunca uzatlık herhangi bir uzatlık sınırlandırması yapacağız. mı? Yani geometrimiz işte 100 mm gitsin. Veya yüzdelik bir e, sınırlandırma yapacak mıyız? yüzde %10'a kadar gitsin toplam bu e, yolun e, gibi. Hayır hepsini gitsin serbestte bırakıyorum. Açı savrulma kontrolü yolu takip et diyorum arkadaşlar. Yolu hangi eksen etrafında takip edecek? Bakın e, şu an eksenler açık. Y ekseninde yolumu takip etmesini istiyorum. Bakın ters çevir dediğimde. Yönümü direkt olarak buradan ters çeviriyor. Veya Z ekseni dediğimizde bakın ters çevir dediğimde e, buradan direkt olarak e, ters çeviriyoruz. X ekseni dediğimizde bakın şu şekilde duruyor şu an. E, buradan ters çevir dediğimizde e, eksene göre e, yönlendirme yapabiliyoruz. Aynı zamanda yuvarlanma kontrolü ile ilgili e, bunu serbest bırakmayacağım. Yukarı vektörü bir normal e, düzlem seçmem lazım. Bunun için parçanın face'ini seçiyorum. Bakın şu kısmı seçiyorum. Z yönünde mi olacak? Evet Z yönünde olacak. Ters çevir kısmından bakın ters çevirme işlemini yapabiliyoruz. Ee, şu an baktığımda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Ve okeyledim. Bakın işlemi tamamladım. Buradan da okeyleyelim. Tamamen çıkalım arkadaşlar. Ee, şu kısımdan parçamızı sürmeye başladığımızda bakın şu an sorunsuz sürebiliyoruz. Hatta şöyle yapalım daha belirgin olması için. Şu şekilde aldım önüme. Parçamı sürüyorum bakın arkadaşlar Herhangi bir dalgalanma herhangi bir dönme Bir sıkıntı yok arkadaşlar Bakalım buradan tekrar Yol montaj ilişkilerinden ee, Buradan unsuru düzenle diyelim Ve e, şu serbest kısmı Yol uzaklık e, olarak girelim Ve buraya 100 mm yazalım arkadaşlar Bakın ne yaptı 100 mm yaptı e, Buradan nereden başlatacak Bununla ilgili bir ayarlama yapmış oluyoruz Bakın okey diyelim ee, seçili objelerle ilgili bir ee, bileşen tepe noktası bu nokta olacak. Şurada bileşen tepe noktamız gitti birden. Buna cancel diyelim arkadaşlar. Tekrar buradan gelelim. E, unsuru düzenle diyelim. E, hiçbir şey bozmayacağız ayarlamamız, ayarlarımızdan. Yol boyunca uzaklık kısmına buraya bir uzaklık gideceğiz. 100 mm olarak bunu yaptım ve okeyledim. Ee, daha sonra e, burayla ilgili bir şey yapmayacağız. Okey diyoruz. Bakın şimdi geometrimi sürmeye çalışacağım arkadaşlar. Ne yaptı? 100. milimetrede bunu ne yaptı? Sabitledi arkadaşlar. Bakın tekrar geliyorum. Unsuru düzenle diyorum. Bu kez e, buradan ters çevir dediğimde burada okey dediğimde arkadaşlar tam olarak bu yörüngenin neresinde durması gerektiğiyle ilgili tanımlamayı yapmış oluyorum. Serbest değil bakın şu an. Veya bu tanımlamayı ne yapabilirim? Uzunluk tanımlaması değil de yüzdesel olarak da yapabilirim. Ee, şurada pardon şu kısımda yol boyunca yüzde. Yani toplam yolun uzunluğunu yüzde yüz olarak alırsak yüzde ellilik kısmının da bu dursun sabit olsun dersek bu kısmı alıyor. Ölçümlendirmeyi ters çevir dersek. Bakın e, yüzde elli olduğu için bir değişiklik yapmayacak ama otuzda yaptığımızda burada bir değişiklik yapacaktır arkadaşlar. Şuradan değeri arttıralım. Evet, bakın tersine veya düzüne bir miktar e, bilgisayarı kastıran bir özellik. Buradan arttıralım. Bakın %70, %80, %100 burada arkadaşlar. Buradan geri geliyorum %90'a. Ölçümlendirmeyi ters çevir kısmını tıklıyorum. Bakın diğer tarafa geçiyor. Tabi, burası serbestte kalsın ki bu yol boyunca, rota boyunca ben parçamı hareket ettirebileyim serbestin anlamı bu şekilde baktığımızda şuradan dik bakalım bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. CTRL 2, 3, 4 bakış yönlerimizi ayarlayan kısımda e, kısa yollarda bu şekilde yol montajı da görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.